Selamünaleyküm dostlar, ben Bayusuf. Sizlere basit, hareketli bir tema yapımını göstereceğim. Değerli bir tema göstermiş ama o sadece yazmış. Ben video çekerek anlatmayı tercih ediyorum. İnşallah bu video işinize yarar diye umut ediyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi 5 tane tema var değişik renklerde. Bu temayı, gördüğünüz bu temaları tek bir tema halinde, yani hareketli olarak yapacağız. Çok basittir. Siz değerli arkadaşlarımızla yapar diye umut ediyorum. Evet, ilk önce biz bu temaları programımıza birleştireceğiz. Programımız nedir? Jazz Animasyon 3 sıralı programını birleştireceğiz. Şimdi temalarımızı teker teker alıyoruz içeriye. Şöyle bakıyorum. Birincisi, bir saniye. 4, 5. Evet, birincisi bu. Sonra bunu böyle çekiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha küçülteyim, gözünüz görsün. Gördüğünüz gibi 5 tane kutucuk yaptım. 1, 2, 3, 4, şöyle 5. Evet, bir temamızı alıyoruz. İkinci temamızı alıyoruz. Şuradan Yusuf 2. Bunu aldık. Hemen şöyle küçülteyim. Şöyle mouse'la tutup sürükledim. 2. Şimdi 3. temamızı alıyoruz. Yine aynı şekilde küçültüyorum firmayı. 3. Tekrar 4. temamı alıyorum. Ve son olarak da 5. temamı alıyorum arkadaşlar. Şöyle 5. Şimdi bakıyorum hareketli olmuş mu? Şöyle ben çalıştırayım. Evet, gördüğünüz gibi hareket ediyor şu anda. Ben bu hızla kullanacağım temayı. İsteyen arkadaşlar da fremen özelliklerinden ayarlarını, yani saniyesini düşürebilir. Ben bu saniyede kullanacağım. Şuradan efekt ayarlarından, pardon, animasyon ayarlarından frame ups dediğin zaman bu ayarları 5, 4, 3 yapabilirsiniz. Ben 10 saniyede kullanacağım. Şu anda gördüğünüz gibi tamam, hareketli bir şekilde çalışıyor. Peki bunu radyoda nasıl kullanacağız? Hemen bunu da anlatacağım arkadaşlar. Kapatıyorum. Farklı kaydet diyorum. Kaydediyorum masa üstüne, ileri diyorum. Şu anda kaydediyor, ileri. İleri, son dedikten sonra bununla işimi bitiyor, kapatıyorum ve Ulaat GIF animatör 5'i açıyorum. Hemen açtıktan sonra radyonuzda düzgün çalışması için, yani temanızın hareketli temayı radyonuzda doğru düzgün çalışması için bu programdan geçirmek lazım arkadaşlar. Bu da bilginiz olsun. Hemen dosya açtan alıyorum temamı. Evet. CTRL tuşuyla hepsini seçiyorum. Gördüğünüz gibi. Ve mouse'un sağına tıklayıp frame özellikleri diyorum. Donut Bravo yazanı Toplax yapıyorum arkadaşlar. Tamamlıyorum. Ve bakıyorum. Gördüğünüz gibi tamam, çalışıyor. Ve bu şekilde radyoya alabiliyoruz ve güzel bir şekilde de çalışabiliyor arkadaşlar. Hemen bunu hareket Yusuf tema olarak kaydediyorum. Kaydediyorum. Ve kapatıyorum bu programları. Şimdi radyoma giriyorum. Radyoma girdikten sonra da hemen radyoda nasıl çalıştığını göreceksiniz siz de arkadaşlar. Şöyle büyüteyim sayfayı. Hemen
Flat. Just. Yayın al bölümüne tıklayalım. Şurada radyomuzun CD'ni ve şifresini girelim. Pardon. Sonra radyomuzu açalım arkadaşlar. Şimdi temamızı radyomuza çağıralım. Yani alalım. Hemen onu da alalım. Şuradan direkt kupletten hemen temamızı çağırabiliyoruz. Dosya seçe geliyorum. Masaüstü diyorum. Yüklü diyorum. Şimdi bunu URL'sini kopyalayıp radyoya alıyorum arkadaşlar. Kopyala diyorum. Ve radyoma girip hemen temanın düzenlemesini yapacağım. Yapıştır. Pardon. Kopyalamamışık. Saniye arkadaşlar. Kopyala. Radyoya giriş yapalım. URL. Ve temamın URL'sini buraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz şekilde radyoda sağlıklı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi düzenlemesini yapalım. Hemen düzenlemesini de halledeyim. Logging. Blood. İçerik. Fare. Bu. Mute yani ses. Bölümünü ayarlıyorum. Hemen düzenlemesini yapıyorum ve gayet güzel bir şekilde de yayınlarımızda kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani hareketli tema yapmak o kadar zannedildiği kadar zor bir iş değil. Anlatmaya çalıştım bu yani. Sağ olsun Celal abi de bazı şeyler anlatmış. Biz de onun yazılı anlattığını biz sesli olarak anlatmayı tercih ettik. İnşallah bize kırılmaz diyorum. Şöyle temamı ayarlayayım. Ses çizgimi de alayım yukarıya şuraya. Hemen out'tan, desync'ten değiştireyim. Sonra bunu da buraya alalım. Saatimizi de şu köşeye aldık mı? Temamız hazırdır arkadaşlar. Değerli arkadaşlarımın güzel yayınlarda kullanılmasını temenni ediyorum. Ve biliyorum ki bizim forumumuzda çok değerli temacılar var. Bizden daha güzel bu işi yapacak insanlar da var arkadaşlar. O yüzden hiç şüphem yok. Tema diyorum. 2013 diyorum. Neyse. Ve kaydediyorum. Videomu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın.